Sevgili dostlarım, hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım, bu videomuzda sizlerle birlikte dolarını, altınını bankada tutan arkadaşlar için uyarılmalarımızı yapacağız. Özellikle bankada ve e, işlem yapan, işlem gören dolarlarınız, altınlarınızla ilgili piyasada birçok e, spekülatif haber var. Bu haberlere de sizlerle birlikte bu video içerisinde değineceğiz. Bu videomuzda ayrıca Euro, sterlin Gümüş Gram, Gram Altın ve Bitcoin değerlendirmesi de yapacağız. Tüm piyasalara elimizden geldiği kadar genel çerçevede kısa kısa bakmaya teknik analiz yöntemini kullanaraktan güncel veriler ve grafik eşliğinde cevap bulmaya çalışacağız. Evet sevgili dostlarım hemen dolarını, altını bankada tutan dövizini bankada tutan arkadaşlarımız için. Piyasada birçok bir spekülatif haber dönmekte. Bu haberler neticesinde dolarınızı, altınızı bir an önce bankadan çekin şeklinde haberler dolaşmakta. Kesinlikle bu türden haberlere riayet etmeyin. Bu türden haberlere gerek yok. Dolarınızı, altınızı bankadan çekip evde tuttuğunuz zaman bunun riskleri oldukça fazla. Özellikle çalınmaya karşı. Riskli bir duruma getirilmiş e, oluyor elinizdeki dolarınız ve altınınız. Bankada tutulan dolar olsun, altın olsun, eğri olsun, e, gümüş olsun bu türden tüm riskli enstrümanlarınız arkadaşlar bankanın herhangi bir durumda iflas etmesi veya herhangi bir durumda pozisyon kaybına uğraması halinde bile 150.000 TL'ye kadar olan miktarınız garanti altındadır. Yani devlet garantisi altındadır. O yüzden korkulacak herhangi bir durum yok. 150 bin TL üzerinde tutarında miktarınız var ise altınız veya dolarınız var ise bunu 3-4 bankaya bölme şeklinde değerlendirebilirsiniz. Bu şekilde her bir bankadan 150 bin TL civarına kadar olan kısım devlet güvencesinde ve herhangi bir sıkıntı da yaşamazsınız. Evet sevgili dostlarım bu hatırlatmamızı yapalım. Çünkü oldukça fazla piyasada böyle bir spekülatif Haber dolaşmakta ayrıca dolaşımda olan paranız yani bankaların nezdinde olan paranız her zaman e, devlet tarafından da kullanılabildiği için hem de e, yararlı sayılacak hizmetlerde bulunabilecek dolaşımda olan bir para ve altın niteliğinde olduğundan dolayı her zaman için iyidir. Vicdani olarak da ekonomik durum olarak ülkenin ekonomik durumu olarak da bir katkı niteliğinde olacağından dolayı da dolarların ve altınların bankada tutulması her zaman iyidir arkadaşlar Evet sevgili dostlarım şimdi gelelim genel piyasalara genel ekonomiye enflasyona şimdi bu video içerisinde sizlere bunlarla ilgili bilgilendirmeler yapalım soru ve yorumların altına gelen bazı sorular vardı bu soruların neticesinde 15 lira domates mi olur şeklinde bir arkadaşımızın sorusu vardı. Evet arkadaşımıza ya yani temennimiz pazara gidip fiyatları bir gözden geçirmesi şeklinde cevap olacaktır. 15 liranın altında domatlar 20 liranın üstünde de salatalık fiyatlarının olduğunu zaten kendisi de görecektir sevgili dostlarım. 15 liranın altında geçen hafta biz pazara gittiğimiz zaman Domat yoktu, biz bulamadık şahsen. Kendisi buluyorsa da gittiği para pazarı bize söylerse biz de faydalanmış oluruz. Maalesef ki fiyatlar yerli yerinde durmuyor. E, fiyatların devamlı yukarıya gitmesi e, ve insanların alım gücünün de e, azalmaya başlamasından kaynaklı olarak bu durum bir stagflasyon e, sürecine mi bizi itiyor şeklinde? Düşüncelere kapılabiliriz. Maalesef ki bu durum e, buraya doğru ilerlemekte. Fiyatların alım gücünün azalmasına rağmen, özellikle elektrik ve gıda piyasalarındaki yukarı yönlü hareketin e, alım gücünün de azalmasıyla birlikte fiyatların da geri gelmeme durumuna stagflasyon diyoruz ve ufaktan ufaktan bu stafülsiyon e, durumunu fiyatlarda Maalesef ki yaşamaya devam ediyoruz. Bütün bunların neticesinde dolar-tl kurunda hükümetin yapmış olduğu bazı açıklamalar, özellikle şirketlerin kur korumalı tl mevduat hesaplarına geçmeleri yönündeki teşvikler mevcut. 14-17 Şubat arasına kadar şirketlerin bu kur korumalı mevduat hesaplarında paralarını bozduracakları yönünde hükümetin beklentileri mevcut Bunun içinde faiz kur koruması ve kurumlar vergisi istisnasından şirketlerin yararlandırılacağı e, sözleri verilmiş e, şu an itibariyle baktığımız zaman ufak ufak şirketler tarafından e, döviz boz durumlarına gidilebilir Çünkü şirketler tarafından bakıldığında bu iş Avantajlı olarak gözükmekte sevgili dostlarım. Fakat şirketlerin tekrardan dolara ihtiyaçları olacağı da göz önünde bulundurursak buralardan baskılanacak ve bu fiyatları biraz daha aşağı yönlü çekecek hareketler görme olasılığımız dolar kurunda yaşanabilir Dolar-tl kurunda 13.50 seviyesi kısa da bizler için önemli bir seviye. Bu hafta itibariyle biz 13.50 seviyesini takipte kalacağız. 13.50 altındaki fiyatlamalarda 13.20 ve 13.01 destekleri önemli e, destekler olarak takip edilebilir. 13.50 üzerinde hareketlerde ise 13.80 ve 14.05 direnç bölgeleri gene dolar TL kuru için dikkatle takip edilmesi gereken iki kuvvetli direnç şeklinde takipte kalabiliriz. Bu hafta bizler için 13.50 önemli bir seviye. Günlük kapanışlarda 13.50 üzerinde dolar TL kurunun tutunma yapıp e, yapamayacağı şeklindeki hareketler izlenmeli diye düşünmekteyim. Yatay hareket bir müddet daha dolar kurunda e, devam edecek gibi gözükmekte. Uzun ve orta vade yatırımcısı için dolar TL kurunda şuradaki aralık önemli. Orta ve uzun vade yatırımı olan arkadaşlar için 12.70 önemli bir bölge. 12.70 altında kapanışlar bizlere satışların daha da hızlanabileceği sinyalini verebilir. Fakat 12.70 altında kapanış olmadığı sürece de bizler yukarıda 14.05 önemli bir direnç bölgesi hareketlerin gene bu 14.05 genel bölgesi alanı içerisinde değerlenebileceğini düşünmekteyiz. Geriye doğru dönüşler özellikle piyasadaki enflasyonist döngüye baktığımız zaman, Tekrardan e, dolar TL kurunun piyasa tarafından daha yüksek miktarlarda fiyatlandığının göstergesi olarak maalesef ki e, göz önünde e, bulundurulacak önemli detaylar arasında tutulmalı diye düşünmekteyim. Dolar kurunda orta ve uzun vadeli arkadaşlarımız için 12.70 kırılmadıkça bant aralığımız 14.05 12.70 bant aralığı takip edilmeli. Eğer ki kısa vadede geri çekilmeler ve yatay hareketlerin 3 Şubat günü açıklanacak enflasyon data verisinin yüksek çıkma beklentileri doğrultusunda e, tekrardan bir dolar tl kurunda e, şu anki seviyenin üzerlerine doğru yeniden hareketler olacaktır diye düşünmekteyim sevgili dostlarım. Evet dolar kurunda açıklamalarda bulunduk. Hemen gram altın tarafına geçelim. Gram altında bizler için kritik önemli seviyeler hangi bölgelerden geçiyor bunları değerlendirmeye çalışalım gram altın tarafına baktığımızda bizim için 777 önemli bir bölge Evet şurada 777 önemli bir bölge 777 altında ise 761 Evet Şuradaki bölge yatay hareketin döndüğü bir alan olarak düşünülebilir bunun altında gene 751 civarındaki bölge ise stop olarak kullanılabilecek önemli bir bölge. Şu an yatay hareketin 777 ve 761 civarlarında seyrettiği yukarı yönlü hareketlerde ise 777 ve 818 e, direnç bölgeleri yakınen takip edilmeli diye düşünmekteyim. İlerleyen günlerde ons altın tarafında e, şimdi birazdan orayı inceleyeceğiz ve dolar tarafında yukarı yönlü hareketlerin FED'in enflasyon arttırma süreçlerini de başlatmasıyla birlikte e, ve ABD'deki enflasyonist e, baskı diğer dünya ülkeleri üzerindeki enflasyonist baskıyla birlikte altının gram tarafında hem dolar hem de gram bazlı hareketler bazında yukarı yönlü hareketlerini tekrardan devam ettireceği düşüncem devam etmekte. Sizlerle birlikte hemen ons altın tarafına bakalım. Ons altında bizler için önemli seviye. Evet, şu an itibariyle baktığımızda ons altında gene 1808 seviyesi kuvvetli bir direnç şeklinde gözükmekte. 1808 dolar üzerinde. Eğer ki günlük kapanışlar ons altın tarafında görülmeye ve hareketlerin yukarı yönlü devam edebilmesi için ise arkadaşlar bu 1808 dolar üzerinde kapanışlar görmemiz şart Bunun altında gene 1791 şu şekilde bir hareket yatay 1791 1808 dolar seviyesi arasında e, ons altın tarafında devam etmekte buradaki kırılım e, süreci arkadaşlar fazla bir uzun zaman kalmadı diye düşünmekteyim ons altın tarafında e, buradan tekrardan hareketin 1808 dolar üzerinde günlük kapanışlara dönüşmesi durumunda 1853 ve 1880 dolar civarına doğru ons altında yukarı yönlü hareketleri başlatacaktır diye e, düşüncem hala sabit. Haftalık bazda baktığınız zaman şuradaki üçgen hareketin hala devam ettiğini e, ons altında pozisyonların e, geri çekilebilmesi için ise mutlaka 1770 dolar altında kapanış gelmesi şart. Buradaki bir 1770 dolar altında kapanış ons altında görebilirsek hareketlerin tekrardan aşağı yönlü derinleşebileceğini söyleyebiliriz. Fakat bugün itibariyle baktığımız zaman bu hareketlerin 1770 dolar altında bir kapanış göstermediği bu yüzden bu üçgen içerisindeki son bölümün artık e, ons altın tarafında yukarı mı yoksa aşağı yönlü mü bir hareket olacak? Bunun beklentilerinin görülebileceği e, bir dönem içerisine girilmiş gözükmekte sevgili dostlarım. Yukarıda kısada 1808 dolar üzerindeki kapanışlar, e, aşağıda da 1770 seviyesindeki kapanışlar yön bakımından ons altın tarafında da belirleyici olacaktır. O yüzden ons altın e, takip eden gram altın takip eden arkadaşlar için dikkatle takip edilmesi gereken alanlar diye düşünmekteyim. Evet Euro bölgesine baktığımız zaman Euro'da da sıkışma devam ediyor. Euro takip eden arkadaşlarımız özellikle artık 15.08 bölgesi önemli bir direnç konumuna geçmiş durumda. Fakat buradaki yatay sevirde gene Euro'da da devam ediyor. O yüzden euro takip eden arkadaşlar için hemen o bölgeyi alalım. Yukarıda 15.70 bölgesi. Aşağıda ise arkadaşlar 14.30. Evet şurayı hemen çevirip yapalım. 14.30 şu bölge ve 15.70 bölgesi. Evet yatay seyir gördüğünüz gibi arkadaşlar şu alan içerisinde devam etmekte özellikle 14.30 bölgesi aşağı yönlü Euro'da kırılmadığı sürece altlardan alım yapan Euro'da daha yukarıdaki seviyeleri bekleyen arkadaşlar için önemli bir bölge. Bu bölgenin altında bir kapanış olunmadığı sürece buradaki hareketler 14.30 ve 15.70 band aralığında seyrine devam edecek gibi gözükmekte. Yani burada görüyorsunuz yatay hareket tam bu alan içerisinde seyrine devam ediyor. Daha aşağı yönlü Euro'da hareketler e, görebilmemiz için 14.30 altında kapanış görmemiz şart. Buradaki kapanış eğer görebilir isek Euro'da o zaman daha aşağılardaki hareketleri bekleyebiliriz. Fakat bu hareketler haftalıkta görülmediği sürece yukarıda 14.30, 15.30, 15.70 aralığı bizim için önemli. Buradaki yatay seyrinde hareketlerini belirleyecek olan bölge 1430 ve 1570 70 band aralığı olarak gözükmekte. Buradaki hareketin yukarı yönlü kırılması durumunda ise arkadaşlar 11-40, 15-40, 5 15-40, evet 19-20. Buradaki hareket eğer yukarı yönlü kırılır ise de burada 20 TL'leri Euro TL'de 2022 yılı içerisinde yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla tekrardan görebilme ihtimalimiz de oldukça fazla bir e, hal alacaktır. Sterlin, Sterlin TL'ye hemen bakalım. Sterlinde son durum ne şekilde? Evet, TL bacaklı kurlarda olduğu gibi Sterlinde de gene aynı grafik. Sterlinde ise şuradaki tepe bölgesini e, 18.90 seviyesinden aldığımız zaman aşağıda da 17.09 Evet 17.09 ve 18.90. Şurada 17.09 orta ve uzun vadeli arkadaşların takip edeceği bölge. Şurası da 18.90. Burada da gene sıkışma sterlin takip eden arkadaşlar için 17.09. 18.90 Orta ve uzun vade takip edenler 17.09 Yani 17 altında haftalık bir kapanış gelmediği müddetçe bant aralığı halen 17.09-18.90 bant aralıkları arasına sıkışmış bir sterlin olarak gözükmekte sevgili dostlarım. Ee, buradaki sıkışıklığınız 17.09 altında kapatmadığı sürece yukarı yönlü hareketler hala olası hareketler şeklinde takip edilmeli. Çünkü 13.50 şurada da 18.50. 18, 20, 23 bu hareketin tekrardan 18.90'ı yukarıya kırması durumunda Sterlin'de gene 23 TL ve 24 TL bant aralığına doğru yukarı yönlü hareketler. E, özellikle İngiltere Merkez Bankası'nın faiz arttırımlarına gideceği sinyalleri de alınıyorken ilk önce hareket bence yukarı yönlü hareket Sterlin'le başlayacaktır. Ve Sterlin'deki yukarı yönlü hareketlerle birlikte 18.90 ABD faiz hareketlerinin de devamıyla birlikte gelişme ol olan özellikle ülkeler arasında bu sterlin kuru da ilk hareket edecek olan kur olacaktır diye düşünmekteyim. Evet gümüşe hemen bakalım. Gümüş takip eden arkadaşlarımız için gümüş onsla başlayalım. Evet gümüş ons. Gümüş da sizler için takip ettiğimiz bir alanımız vardı. Bu alandan tekrardan bir tepki ee, yükselişi gümüşün ons tarafında yaşadık. Şimdi gümüşün onsunda bizler için hangi seviyelere doğru bir hareket olabilir? Buna sizlerle birlikte bakalım. Gümüşün onsunda 22.36 bizim için önemli bir seviye demiştik sevgili arkadaşlar. Ve 22.36 evet şuradaki 22.36 beklenmesi gereken bir bölge ve bu bölge aralığı da 23.02. Evet şurası 23.02 sizler için bir dalgalı bölge hareketi olarak takip edilmeli. Tekrardan hareketlerin yukarı yönlü evrilebilmesi için ise gümüşün ons tarafında 2302 kapanışları takibinizde olacak. 2302 takip e, kapanışlarının gelmesi durumunda 24 22 seviyesine doğru tekrardan yukarı yönlü hareketler gümüşün onsunda beklenebilir. E, o yüzden gümüşün onsunda Şimdi kısa da 23.02'yi iyi takip edin. 23.02 üzerinde tekrardan 24-22 civarına doğru bizler gümüşün onsunda yukarı yönlü hareketleri tekrardan görebiliriz. Burada da gene hareket bir üçgen içerisinde sıkışmış durumda. 23.02 özellikle çok önemli bir bölge, önemli bir direnç olacak. bu direnci yukarı yönlü aşabilirsek tekrardan 24'lü seviyelere doğru yukarı hareketlerde görülebilir. O yüzden kısa e, kısada gümüşün onsunda hala hareketler 24 e, yukarıda 24 22 aşağıda da 21 41 destekleri arasında hala da hareket edebilir. Gene burada da sıkışmayı zaten sizler de görüyorsunuz. Bu üçgen içerisindeki e, gümüşün onsunda sıkışması hala devam ediyor. İlerleyen günlerde e, gümüşte altında ve dolar tarafında önemli sayılabilecek arkadaşlar hareketler gelecektir ve o zaman daha kesin yukarı yönlü veya aşağı yönlü net kırılımları gördükten sonra sizlerle birlikte e, bunların cevabını da net bir şekilde bulabileceğiz. Evet Bitcoin, Bitcoin'deki arkadaşlarımız için hemen grafiğimize bakalım. Bitcoin'de 37 bin 38 bin seviyesi üzerinde hareketler gözükmekte arkadaşlar. Evet, biz Bitcoin'de ne dedik? 31 bin, 32 bin. Artık buralarda bir dip çalışması Bitcoin'de gelecektir diye düşüncemiz vardı ve dediğimiz gibi Bitcoin 32 bin dolarlar seviyesinden e, bu dip çalışmasını yapmışa benziyor. 32 bin üzerinde. Şimdi bizlerin Bitcoin'de en sıkı bir şekilde takip etmemiz gereken alan Şuradaki 37.000 bölgesi bakın 37.000 destek bölgesi bu destek bölgesi üzerinde e, bizler Bitcoin'in kalıcı olup olamayacağına bakacağız. Bunun içinde neyi takip edeceğiz? Burada e, bir 2-3 günlük kapanış Bitcoin'de yakalayabilir isek ve bu kapanışların devamında haftalık kapanışı da bu seviye üzerinde yakalayabilirsek, 37 37.000 onun üzerindeki bizim hareket alanımız Bitcoin'de 46 bin dolara doğru gidecek hareketi Bitcoin'de başlatabilir. Evet şuradaki hareket yerimizde 46 bin dolar. 37 bin altı tekrardan bu 32 bin dip çalışmasının olacağı bölge olur. Fakat 37 bin üzerinde kalışlar 46 bin dolar seviyesine doğru bizi Bitcoin'de tekrardan yukarı yönlü hareketlere getirebilir. Bitcoin'de de Dip süreçleri biraz meşakkatli olur. Yukarı yönlü hareketler görülür. Aşağı doğru hareketlerde tekrardan satışlar gelir. Ee, bu süreç biraz burada bu bölge içerisinde uzayabilir sevgili dostlarım. Burada da bant aralığı olarak diyebiliriz ki 32.000-46.000 bin, bin bant aralığında Bitcoin'de gitgeller yaşanacaktır. Bu kapanışlara göre de Bitcoin'de e, sizlerle birlikte yönü takipte kalacağız. Bakalım Bitcoin nasıl hareketler ve ne türden gelişmeler sergileyebilecek. Özellikle sağlam alım yapacak olan arkadaşlarımız için ise şuradaki kırılımı takipte fayda var Bitcoin'de. Buradaki kırılım yukarı yönlü düşen tren çizgisini kırabilir ise işte o zaman burada bir sağlam alım yoluna da tekrardan Bitcoin'de girilebilir. Gümüş gram Evet, gümüş gramı da hemen e, sizlerle birlikte analiz edelim. Gümüş gram bizler için önemli. Gümüş gram takip eden arkadaşlarımız da var. Gümüş gramı da gene gümüş ons grafiği üzerinde sizlerle birlikte değerlendirelim. Gümüş gramda önemli bir e, destek bölgemiz 9.67'den geçen destek bölgemiz. Evet, 9.67 bizler için önemli bir destek bölgesi. Bu destek bölgesi üzerinde yukarı yönlü hareketler 9.93. Evet şuradaki alan içerisinde gümüşün gramında da bir sıkışma olacaktır. Tekrardan yukarı yönlü hareket bölgesi ve uzayan kanal içerisine girebilmemiz için bu 993 üzerinde kapanışlara gümüşün gramında ihtiyacımız var. 99, 993 üzerinde bizler tekrardan kapanışlara geçebilir isek gram gümüş tarafında işte o zaman 10-35 ve 10, 61 bantlarına doğru yukarıda tekrardan hareketlere başlayabiliriz arkadaşlar Gümüş gramda da 993 üzerinde kalışlar önemli olacak Bunları yakalayabilirse tekrardan bu yukarı yönlü Banda girmiş oluruz Yakalayamamız durumunda 952 seviyesine doğru Gümüşün gramında 9.67'nin altında 952 civarına doğru aşağı yönlü hareketlerde kaçınılmaz olur. Evet e, önümüzde bir Şubat ayı enflasyon verisi açıklanacak. Bu enflasyon verisi Ocak ayının enflasyon verisi açıklanacak. Bu enflasyon verisi önemli. ABD tarafında gene enflasyon verileri önemli olacak. Dolarda FED kaynaklı FED faiz arttırımlarına gidebileceği yönündeki haberler doğrultusunda e, dolarda yukarı yönlü tekrardan e, bir ivmelenme yaşanacaktır enflasyon verisi ne doğru buradaki e hareket ve beklentinin satın alınma olaylarına gidebilir. Ons tarafı da verdiğim kritik e dirençleri yukarı yönlü kırabilir ise arkadaşlar dolar ve ons bazlı olarak gram tarafındaki hareketlerde yukarı yönlü çevrilebilir. O yüzden panik yapılmaması gereken bir hafta olarak düşünmekteyim. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.